İtopya sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji. Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız Yanımda her zaman olduğu gibi Mehmet Pekcan var. Nasılsın Mehmet abi? İyilik, sağlık. Ben biraz hala tam düzenledim. Geçmiş şey olsun abi. Ee, sen sormalı. Ben deyim. 20 Şubat 25 Şubat arasında konuşacağız. 8 numaralı gündem. Evet. Evet. Ee, öncelikle tabii ki bizi takip etmek için sosyal mecralarda Tekno Seyir ismiyle bulabilirsiniz. Aynı zamanda desteklemek için katıldan katılabilirsiniz. YouTube'un imkanlarını kullanabilirsiniz. Ya da Twitch'ten de primlerinizi bekliyoruz. Sadece takip ederek de haberdar olmak için yeterli. Ücretsiz bir şekilde ama bu linkleri teknoseyir.com'da bulacaksınız. Az sonraki kaynakları oradan doğrulayabilirsiniz, evet, haberlerin detaylarına ulaşmak istiyorsanız teknoseyir.com'da her haberin bir linki var. Genelde yabancı kaynaklar, evet. kimisinde yerli kaynaklar, daha fazla detayına oradan ulaşabilirsiniz. Her haber kaynaklı bizde. Öyle. Evet başlayalım. Bu evet. hafta e, konuşulan konular, olmaz her hafta bir şekilde haber oluyor. Artık bunun için mi yapıyor bilmiyorum. Bu sefer de Twitter'ın SMS öyle. özelliğini, SMS de kimlik doğrulama özelliğini blue'ya getirdi. Yani paralı yaptı bir anlamda. Kimsenin anlamadığı bir hamle. Bunu evet. böyle bir haftadır. Bunu böyle haftanın başında mı pazar hmm. günü mü ne yaptı? Evet. Çocuk adam. Evet. Geçen hafta andığımız şekliyle yine bir çocukluk yaptı. Çünkü şöyle, kimse şeyi anlamıyor. Çünkü herkesin yorumu şu. ya SMS'le doğrulama daha güvensiz bir şey. Çünkü evet. kart klonlama falan gibi şeyler var." Şimdi daha güvensiz olanı paralı yapıyorsun. Hı, hı telefona uygulama yükleme şeklinde olan daha güvenli kabul edene açık hani normal şimdi herkes onu kullanacak. Bu hamleyi anlayabilen yok. Yok. Hani ne yapmaya çalışıyorsun sen? Evet, Bu ya, hamleyi anlayabilen yok. Şey diyenler var tabii hemen yenilmezler geldiği için. Ya o zaten işte kötü bir sistemdi. Kalk, kalkmıyor ki. Sen daha pahalı oluyor. Değer atadın ona. Evet. Şimdi değerli bir şey zannedecekler, evet, daha kötü evet, bir şey. Evet. Artı şu da var. Yani şimdi bu bir sisteme giriş aracı falan. Hı hı. Burada ben şey kabul etmiyorum kardeşim. Burada hani paralı premium üyeye göre hizmetler. Ya yani bu bir ABC'si yani ABC'si. kapının kilidi ve bir güvenlik meselesi. Hı hı. Bunun böyle parasını veren şunu kullanır falan. Burada bu olmaması lazım. Özellikler de tamam para verdi işte 3000 karakter attı falan. Ona karışmıyorum. O bir sistemin sahibinin katmanlaştırması, şey kategori Katmanlar oluşturması. Doğru. Için. Bir şey diyemem. Ama bu bir sistemin kapısıdır ve günümüzde şifre bir şeye yetmiyor. Yetmiyor. Bir ikinci katman lazım. Hı -hı. <laughs> ve bunu daha anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz evet. insanlara. Herkes buna hakim olmuş değil. Telefonla uygulama kursun bilmem ne. Abicim daha SMS'i yeni diye. anlıyor insanlar. Hı -hı. Yeni kavruyorlar. Telefonla uygulama kursun da bilmem ne yapsın. Ya tamam sen kurmasın. Baba anne dede kuracak mı? Yani e, e, öğrensin. Ya olmuyor öyle bu hmm. işler. Bir kendine gel. Öyle evet. olmuyor o işler. Artı şey var abi, Mesela Google Authenticator kurulacak dediğin zaman adam şey diyor. Ya ben diyor Google uygulaması kurmam <laughs> diyor. Hadi bakalım. Evet, evet. Yani sonuçta bu evet telefona uygulama kurmak doğru bir sistem Hı -hı. ve birçok yer hani Netflix falan hala desteklemiyor. Desteklemesi lazım. Evet. Bu önemli bir mesele. Fakat bu SMS'i kaldırmak ya da işte paralı yapma. Ben ona kaldırmak diyorum. Evet. Zamanı değil, yeri değil. Yani bir anlamı yok bunun. Hı hı. E şimdi tabii yenilmezler hemen şey dedi. İşte o çok masraflıymış. Abi bırak adamın şeyini mi milyar, 40 milyar doları cebinden çıkarıp masaya koyan adamın da şeyini mi, muhasebesini mi tutacağız ya? Masraflı. Twitter'ın kaç milyon, kaç milyar kullanıcısı var? Hani onu mu kaldıramıyorsun masrafını? Ya yapmayalım artık. Bunu da savunmayalım yani. yani evet. <laughs> kaç masraflı, ne kadar masraflı Murat ya? Bir SMS servisi sunucusu 60 milyon dolar mı ne bir laf etmiş. Hani şey için bu kadar. Bir de şey diyor. Dolandırılıyorduk biz diyor. Hani fake SMS'lerden. Boşa gidiyormuş. Nasıl oluyor bilmiyorum. <laughs> Murat bunu dediğim gibi bu bu hafta yayınlanan Wired gibi, Ars hmm. Technica gibi saygın yayınlara bak. Evet. Bunu bu işin profesyonelleri bu kararı anlamlandıramadı. Ay bak şey olsaydı tutarlı olur. Deseydi ki bu güvensizdir, toptan kaldırıyoruz. Yani. Ama paralı yani. yapıyorsun. Evet. Evet. Paralı yapıyorsun ve esasen daha kötü sistemi. <laughs> evet daha kötü sistemi. Paralı yapıyorsun. Yani bu şey böyle gitmeyecek. Bu böyle hani tek bir adam, işte tek adam yönetimi bu. Evet. Tek bir adam sab sabah uyanıyor, şöyle olsun, bu böyle olsun. Bazılarını geri alıyor, geri alıyor, falan filan. Bir, şimdi Twitter dediğin şey değil ki. Murat şimdi böyle eleştiriler getirince bu yenilmezlerin bir şeyi de şu var. İşte kıllanma, başka şey. Şimdi onların kafalarına, biliyorum onların kafalarına bir şey sokması çok zor ama şunu anlamaları gerekiyor. Bazı şeyler tekeldir abiciğim. Hmm. Bu hafta başka konuda da konuştuk. Adobe Photoshop tekeldir. Ve alternatifi var. Var. 20 tane var. Bana anlatamazsın. Adobe Photoshop tekeldir kardeşim. İş yapıyorsan evde çocuğun net fotoğraflarını kesip biçiyorum. Tamam ya Paintnet'le yap. Paint .Net yap. Hı hı. Neydi? neydidir o Canva'yla yap, yani. yap Bilmem ne yap. Profesyonel sen şey gördün mü? Hangi reklam ajansında Canva'yla Paintnet'le iş yapılıyor? Hangi Billboard hangi poster yapılıyor? ...iş... Evet. Photoshop. Ben de memnun değilim. Bende de yok Photoshop lisansı. Makinemde yüklü yıllardır yüklü değil o yüzden. Ben de memnun değilim ama iş bu. Aynı şekilde Murat Twitter bir tekeldir. Evet. Hive ne oldu abi Hive? Ne oldu? Yok, Mastodon yok. ne oldu? Ben 2017 yılında mı ne açmışım Mastodon hesabımı? Öyle duruyor. Ne evet. bir takip eden var ne benim takip ettiğim var. Öyle duruyor. Bunlar Facebook, Twitter, Instagram, başka Whatsapp TikTok. bunlar birer tekeldir. Ve dolayısıyla sen de bunun çarkının dönmesini sağlayan kullanıcısı olarak eleştirebilirsin tabii Hı -hı. ki. Ha tamam hani beğenmiyorsan alternatife git. Evet bu vardır hani filanca margarini beğenmiyorsan öbür margarini alırsın. Ama onlar böyle markette yan yana dizilir. Fiyatları da aşağı yukarı aynıdır. Alırsın. Bu öyle bir şey değil. Bu öyle bir şey Kaçacak değil. Kaçacak yerin yok. Bugün evine musluğu tamir etmesi için usta çağırıyorsun. Adam Whatsapp'tan abi konum atar mısın diyor. Hı -hı. Bu dolayısıyla iyi kötü falan ayrı mesele. Bir standart olmuş. Twitter'da bu şekilde. Bugün devletler birbirine Twitter'dan ayar veriyor. O yüzden Hani bu e beğenmiyorsan alternatifini kullan. Hayır böyle bir şey değil. Hı -hı. Artı şey de gitti. Onu ne yapacağız? Eskiden Twitter'ın arayüzünü, istemcisini beğenmeyen insanlar TweetDeck falan gibi yazılımlar kullanabiliyorlardı. Hı -hı. Adam bunu da kapattı. Hı -hı. Birkaç hafta önce ya da belki evet. ay önce. Bunu da kapattı. Dolayısıyla hani bunun da savun bunu da savunmasınlar bence artık yani. Evet, Bey evet. kullanıcı olarak e, senin de bir eleştirin olabilir. Evet. Yani çünkü sen bunun olmazsa olmaz bir parçasısın. Tamam o adamın 40 küsür milyar doları var senin yok. Ama burada başka bir durumdayız. Evet. Artık bir sonraki adım ne olacak? Şimdi böyle giderse parayı veren yazsın, vermeyen sadece okuzun olur. Hani böyle nereye gidecek bu yani? Ya bu Buna da hededin mi? Bunun sonu yok ki yani yok. yarın öbür gün işte şey de parayla efendim log out sisteme girersin ama çıkamazsın log out da parayla falan filan. Bir kere kolunu kaptırdın mı? gittikçe gidecek. Evet. Ee, bakalım merakla bütün dünya şu anda bu Twitter'ı merakla izliyor. Hani bu adam bunu nasıl yere çakacak? <laughs> Çünkü görünüşü o. Öyle hani bir şey yok ki bir hayırlı geldiğinden beri bir artı bir şey teraziye koydu mu ben hatırlamıyorum <laughs> O yüzden <laughs> bu bir e, herkesin ne olacak bunun sonu bu hikayenin sonu diye beklediği bir akış Biz özellikle yer vermiyorduk bunun haberlerine Çünkü hafta içinde bilmem kaç kere değişiyor Hı -hı. olay e, fakat e, şeye geçti yani göz göre göre yani görmemezlikten ya, gelemeyeceği bir noktaya geldi bakalım Evet, evet yani bu Şimdi şey dedikodusu var sektörde deniyor ki bu işte 40 bin biliyorsun bu insanlar 40 milyar doları cebinden vermiyor. Olsa bile Vermez. ticaret böyle yapılıyor. Büyük şeyde krediyle Kredi yapılıyor. Yatırım grubuyla Hı -hı. yapılıyor. Kendi 40 milyar doları olsa da 400 milyarı olsa da onu böyle bizim gibi cebinden, cüzdanından vermiyor. Şimdi diyorlar ki bunun ödeme vakti geliyor. Alınan o kredilerin, Hı -hı. şeylerin ödemesi geliyor ve bu Twitter'ın para kazanmadığı falan ortada. <laughs> Kazanıyorsa da 40 milyar dolar yani. kazanmadığı ortada 3 ayda. Tabii. Dolayısıyla diyorlar, bıçak kemiğe dayanıyor. Daha büyük bir şeyler olacak burada. Bir patlamalar Bakalım. olacak. Bakalım. Sonuçta ekmeğin değil, Twitter ekmeğin değil, suyun değil. Hı. Olmasa da yaşarsın. Tabii canım. Ama Hani biz tribünden izleyelim ne, nasıl bu araba uçuruma düşecekse nasıl düşecek izleyelim. Evet. Avrupa Komisyonu da TikTok'u kendine yasaklamış e, bütün çalışanlarına silim demiş. Evet. Ya yani bu tabi şey diye hemen bunun haberi yapıldı ki semantik olarak doğru Avrupa Komisyonu TikTok'u yasakladı diye haber hmm. yapıldı. Onu o kimisi onu Avrupa Birliği falan diye tercüme etti İyice iş hmm. çıktı. Bu Avrupa Komisyonu diye ayrı bir kurum var, bir tabii. E, birim var. Çalışanlığına yasaklamış. 32 bin kişi deniyor. Yani çalışan çalışanı. 32 bin kişi az buz değil telefonlarına falan kurmasınlar demiş. İlginç evet. bir şey tabii. Yani pek rastlanmayan bir şey böyle bir. Amerika'da görüyorduk. <laughs> e, eyaletler bazında da yasaklanıyordu evet, falan filan. Şimdi bazında. Avrupa'dan çok duymazdık hakikaten. Şimdi orada da duyduk. Evet. İlginç bir gelişme. Evet. Evet. Netflix yüzden fazla ülkede fiyatını indirmiş ama biz yokuz. Ben 116 saydım ama <laughs> yanlış. O kadar çok ki yanlış saymış olabilirim. 116 hmm. ülke saydım listede. İlk başta açıklanmamıştı, Top, yani belli değildi. Sonra tam liste geldi, çok. Para 30 evet. falan dediler. Sonra çok büyük bir liste geldi. Yani şimdi buradan şöyle bir teselli çıkartanlar var. Hani bayağı bir işte gelişmekte olan deniyor yani. Fakir hmm. diyemiyorsun. Tabii. ayıp olur diye gelişmekte olan ülkeler denir ya öyle ülkeler hmm. işte Güney Sudan diye ülke varmış falan filan Filistin falan gibi şeyler daha hani zorluk çeken ülkeler onların hepsi onlar biz yokuz bizi biz de yok tabii. biz onu aşmışız diyese öyle sevinen var evet. ama biz de yokuz işte yüzde elli mi ne gayet güzel indirim... on hmm. milyon mu ne kullanıcıyı etkileyecekmiş o neredeyse kadar ülkenin kapsamı biz yokuz Evet. Ee, kroma bellek ve enerji tasarrufu özelliği zaten daha önceki sürümlerde beta gibi geliyordu şimdi herkese geliyormuş 110 versiyonu ile itibaren tarafı Edge'de var bu hmm. yani bu yeni işte Chrome olan Edge'de hmm. bu işte şey olan tabları dondur kullanılmayan tabları dondur yenileme oyun oynanırken daha şey hmm. yap bilgisayar performansı bırak falan türü şeyler. Edge'de Chrome olan Edge'de vardı zaten. İşte Kır aslında Chrome, Chrome'a da gelmiş. Evet, herkese açılmış. <laughs> evet, bu en esas olarak 20 tane tabın varsa işte o 19'unu öyle hiç bakılmayan hı hı. ama açık duran 19'unun Etkisini minimuma indirme çabası. Hem bellek hem işlemci gücü olarak Şimdi minimuma şey, indirme çabası. Ben denemedim ama birileri şeyden şikayet ediyordu. Tablarla ilgili yaptığın bir şeyleri şey yapmıyormuş hafızasında tutmuyormuş. Tabların düzenimi değişiyor dediler. Hani bir şeyleri değiştiriyormuş. Pek memnun değillerdi. Şimdi hemen şey çıktı çünkü nasıl kapatırız bu özelliği diye. Devre evet. <laughs> çıktı. Daha ben, gelişecektir. Chrome enteresan bir fenomen ya. Chrome hani çıktı en Browser savaşına geriden geldi. Rakiplerine evet. göre geriden geride, geldi. Lider oldu. Hı. Hala da lider PC'de diyebiliyorum. Ama diğer taraftan Chrome insanı sorunlara gark eden bir yazılım. E orada Mozilla varken, Firefox varken niye Chrome'u kullandılar? Ve nasıl böyle bir başarı elde etti? Bir yandan da işte düzelmiyor bir türlü. Hı. Ama şeyi de bir taraftan bak işte Edge dediğinde özü krom oldu. Çekirdeği krom evet. oldu. Ee, i̇lginç bir fenomen yaşıyoruz kromda da. Evet. Ben Mozilla ile devam ediyorum. Ben niye krom kullandım hatırlamıyorum. Niye geçtim ben kroma? Niye Firefox ya kimi kullanıyordum? Kullan, kimi kullanıcıya şey cazip geldi. Android'de de işte bookmarkların falan hmm. Olabilir bak. Olabilir. Kimi kullanıcıya kromun çok güçlü bir eklentis özelliği var. İşte VPN'ler ekliyorsun onu. Yani ekliyorsun acaba onun kendi mağazası var browser'ın kendi içinde oyununa kadar e, uygulama var. Kimi kullanıcı o cazip geldi çünkü onunla şey olan bazı şeyler vardı hani onun da yapabiliyordun Chrome hmm. eklentisiyle yapabiliyordun. <laughs> bu uygulamaları falan. Hani Google'da nasıl gazladıysa tabi Google'da icabında sana Google'ın arayüzünde bile evet. arama motorunda bile abi Chrome var süper falan diye soruyor. E kimi insan da şeyden yaka sıkmış durumda Microsoft'tan yaka sıkmış durumda Chrome aldı yürüdü. Evet. Edge de önemli bir özelliğe kavuşuyor özellikle bizim için dahili VPN olacakmış. Bazı Opera'da falan olan. Evet. kendi içinden Hı -hı. tab bazında VPN servisi. Evet. E bazen Bize hayat lazım. kurtarır. Evet. Hı -hı. Bize bazen lazım. çok işe yarar. Çünkü bugün VPN şey insanlara diyorsun VPN kullanın. O Zor. da karışık bir şey. O da karışık. Kimi bir Şimdi şey. yasaklı. He. O da karışık bir şey insanlar için. Eskiden Pahalı. tüneller vardı. Hı. K tünel, evet. V tünel, bir sürü, bütün harfler vardı o bilmem ne tünel. Yok değil mi onlar? Paralı oldu galiba. Paralı oldular. Hide my S vardı. Hı. O, o da paralı oldu. O evet. da o paralıya Hı. döndü. <laughs> ee, şey K tünel falan bilmiyorum var mı ya da onlar da Murat olsa da onlar da reklamıyla şeyiyle bezdiriyor da insanı ve biraz da şeydi K tünel falan. Abi ben bu hizmeti kim sunuyor? Hı -hı. Ben ne kullanıyorum? Evet, biraz... biraz... belirsizdi. Doğru. Şey de biraz belirsizdi orada. Birisinin işte bir harf tünel diye bir site açması hani sen de açabilirsin ve ne yap ne çeviriyorsun arka planda belli değil. Biraz insanları o da tedirgin ediyordu. Yani bu şeyi de ona bakarsan tabii bu dahili VPN de yani buna güvenerek çok hayatını bağlama tabii canım çünkü hani Microsoft bir hizmet sunuyor neler dönüyor bunun şeyi detayları ne giremediğin siteye gireceksin işte bu o kadar. E, olay o olay o evet Microsoft bing'e AI ekleme işini <laughs> pek becerememiş evet. gözüküyor neler olmuş? Ya önce işte geçen haftanın konusu saçmalamaya başladı bu evet. şey, İşte kısıtladı aynı anda bir sürü hı hı. chat oturumu başlatmayın soru çok soru, çok sormayın. soru sormayın bunalıyor evet. 50 mine saatte 50 mine öyle bir sınır getirdiler şimdi de o da yani insanlara hiçbir şey yapamıyoruz diye isyan ettirdi şimdi biraz o saatlik sınırı ya da oturum sınırlarını gevşetmiş Microsoft. Biraz daha gevşetmiş. Fakat şey büyük ayak kırıklığı oldu. İşte efendim Microsoft işte chat GPT'yi alıyor. Google kenarda çıldırıyor. Biz alamadık diye ne yapacağız diye falan filan. Bir karşılıklı sunumlar yapıldı falan. İkisi de felaket oldu. İkisi de başarısız oldu. Artı burada da alelacele Microsoft bunu işte binge ekledi. Daha fare doğurdu. Hiçbir şey değişmedi. Herkes başka türlü şikayet ediyor bir bardak suda fırtına mıymış o işte aldıydı bilmem ne dünya değişiyor şey değişiyor falan filan hani bu kadar da bir şey yok muymuş anlamadım. Yani, evet garip. Hani ürün ortada chat GPT herkes denedi. Evet. Herkesin bir fikri var. Fakat bu entegrasyon işi hiçbir halta benzemedi. Yani, geçen hafta konuştuğumuz mevzu acelecilik. <laughs> bu şey, yani çok al, bir, af, bir ayda alıp evet. entegre ettin, ettiler falan bu çıktı ortaya. YouTube müziğe radyo özelliği geliyormuş. Ee, tabii birazcık okuduğum zaman hani özelliklerini... Ya bu Spotify diyorsun. Hani baktığın zaman işte... Ama şeyi farklı. Is, radyo istasyonu gibi yapıyorsun. Hani playlist yapmıyorsun da. Evet. Kendi şarkıcılarını ekliyorsun. Şeye sen karar vereceksin. Ya bu şarkıcılar gibi insanları çalacak mısın? Spotify'daki yani şey. evet. Discover e, meselesi Discover yani. meselesi gibi. E, Onu eklemişler buna. E, şey... Kendi orada da radyo diye zaten adı geçiyor. Şeyin. Doğru aslında evet. Hani orada ne bileyim işte Iron Maiden Radio vardır. O sırf Iron Maiden çalmaz. Benzerlerini de çalar içinde. Benzer mantıklı. O özellik bu. Evet. Ama YouTube müzik ayrıca tartışılır bir şey. O da bir yere gitmiyor. Yani çok konuşulmuyor evet. Hani bir başta bir bir alternatif gibi sunuldu. Bir ilgi çekti. Şey biliyoruz. İnsanlar YouTube'dan müzik dinliyorlar ama video izliyorlar. Video açıyorlar. Evet, evet. <laughs> yani... YouTube müzik bir kendini ifade edemedi. Edemiyor evet. evet. Yani ne gerek var diyor. Zaten evet. bilmiyorum. <laughs> Klibi var. Ee, YouTube'dan başka bir şey var. 1080p Premium diye bir şey görüntülendi. Öyle bir şey gelecek. Çok az kullanıcıya şu anda denemek evet. için açılmış. Evet. Yüksek Daha yüksek rate. Yani şu anki 8 bu 13 olacak. Ee, Biz... Fark eder. Eder. Çünkü tabii burada şey önemli. Senin de yani o videonun kendisi nasıl? Çamur gibi mi? İyi mi? canım. Ee, o önemli ama tabii şey var. Keskinliği, odağı falan düzgün yapılmış bir 1080p video. Hiç yani 4K'da falan mis gibi seyrediyorsun, anlamıyorsun. ben yani şey 4K ekranda ya bu 1080p demiyorsun. Öyle bir videoda. Doğru. Şimdi bu artacak. Evet. işte daha çok bitrate ile daha güzel olacak. Ya ham içeriğin orijinal hali çok önemli. Hı hı. Benim sakladığım ...bir VCD var yıllardır. Sakla her şey... ...hepsini attım çöpe. Bir tanesini... ...saklıyorum çünkü o VCD şey... ...onu insanlara izletiyorsun... ...herkes DVD diyor. Hmm. Ya kimse ya... ...bu DVD gibi de değil görüntüsü falan... ...demiyorlar. Çok da kötü bir... ...Wishmaster mı ne öyle pespaya hmm. bir... ...fantastik film. VCD'si şey... Dünyanın en yüksek... ...VCD'si nasıl? hani... ...bir şekilde mastering'i şeyi hmm. çok düzgün yapılmış. Harika... O korku filmi miydi? Ya? Korku filmi evet. de başarısız hmm. bir film. Evet. Ee, adamlar çok <laughs> şey başarılı. Evet. Ya böyle şeyler var. Ama bak bu premiumculara gelecek yani gelirse de yani evet. ücretlilere gelecek. Ama normal 1080p'de bir şey değişmiyor. Şeye tabi insanlar telaşlanmış 1080p'nin normalini düşürürler <laughs> mi? Hani bunu gazlamak için kalitesini. Youtube diyor ki yok diyor bu 1080p kalacak bu üstüne gelecek. Ya şimdi bak burada aslında ...senin düşüneceğin şeyin başka... ...şimdi YouTube'da... ...premium'a daha kaliteli... ...1080p... Hı. ...efendim... Ee, ...ne dedik... ...Twitter'da SMS'le güvenliğe para... ...Twitter'da... ...onaylamaya para... ...Facebook'ta onaylamaya para... ...veya geçen, geçen hafta Mark Zuckerberg... ...mesaj attı... Hı hı. ...o kendi şeyi diye... ...o Twitter'a değil Facebook atıyor... Hı hı. ...kendi dükkanı <laughs> kendi dükkanından atıyor... Onaylamaya para. Evet. Bak, bütün sosyal ağlarda para devri başladı. Hı -hı. Bundan bir yıl önce böyle bir şey yoktu. Evet. İki yıl önce böyle bir şey düşünülmüyordu bile. Şimdi bunun bunu düşünmek lazım. Ya bu Avrupa Birliği falan gibi yapıların bunların bilgi çalmasını nispeten sınırlaması sıf sıfırlayamazsın. Hı -hı. Sıfırlasan adam gider. Hani ben niye çalıştırıyorum bunları? sınırlaması ya etkili oldu. Bunlar normal kullanıcıdan para yeteri kadar kazanamadıkları için arayışa girdiler. Evet. Ya da ya yeterince hacim elde ettik. Momentum elde ettik artık para toplama zamanı na karar verdiler. Öyle olduğuna karar verdiler. Ama sosyal bedava yaşarım şeyi bitiyor. Bir de şey de etkilidir bence. Şu anda bir kullanıcının takip edilmemesi için ya da reklamları engellemek için çok fazla araç var ve bunların bir kısmı sistemlere entegre. Özellikle Apple'la kapışıyorlar ya. Apple da evet. engelliyor. Beni takip etme falan diyor. Büyük ihtimalle etkiliyordur bu şekilde. Ya da kendi <laughs> gelecek projeksiyonlarında ben hani böyle giderse biz topu atarız diye İşte de, dedim ya yani bunları işte, kısıtlanması acaba evet. hafiften kan çıkartmaya mı başladı da böyle bir şeye girdiler? Ee, sosyal ağlarda para devri çünkü abi başladı. Bizim başımıza geldi. Biz teknoseyirde reklamla ayakta duruyorduk. Şimdi reklamı kimse görmüyor ki herkes engeli geçiyor. Ya yani olay şeye dönüşüyor. Kaldır at ve kaldır şunu. Evet. Ha da rahatsız olmasın zaten blokluyorlar. diyorlar. Hmm. at. Hani çok kolay bu. Evet, hani şu işte o onu noktada duydum. hani hmm. kolay dedi maddi olarak tabii, tabii. kolay bir noktaya geldi. Evet hani sosyal ağlarda parasını verme dönemi. Hmm. Bunlar şey şu anda hep opsiyonel şeyler. Zaruri şeyler değil işte mavi tıkı alma. Ne olacak? Ama şeyi düşün. Bazı dedik ya bazı şeyler tekeldir. Hani evet. tekel olmasa da tekeldir. De facto olarak uygulamada. Şimdi burada da öyle bir şey var Murat. Şimdi Murat Gamsız almadı mavi tıkı tamam. Abicim şarkıcı bilmem kaç milyon takipçisi olan sanatçı bilmem ne. Politikacı ya. bilmem ne. Almama şansı yok. Mümkün değil. Almama şansı yok ve ben bu pazar günü hesabını yapmıştım. Twitter'ın mavi tıkı, Facebook'un mavi tıkı bizim paramızla 400 o zamanın şey, kur pazar gününün kuruyla 480 lira. 500 de sen ona. Aylık. Aylık. Bir kerelik olsa vereyim. Aylık. Ayda 500 lira onay parası. Yani. Mavi tık parası. Enteresan bir çağa giriyoruz. Bu mavi tık karşılığında verdikleri hemen hemen hiçbir elle tutulur bir şey yok. Hı. Mavi tıkın parası o. Hiç. Yani detayları boş. ne Bir saporta direkt konuşacaksın falan. Abi kaç kere hayatımda yani. Facebook supportuna ihtiyacı olan birini gördün mü? Ben bir kere gördüm. <laughs> bir arkadaşımın firması şeye düştü. Ee, i̇ki admin birbirine yetkiyi devredecekken birisi yolluyor Karşı tarafa gitmiyor yetki. Hmm. Ötekinden de çıkış oldu. Page hmm. şeysiz kaldı. adminsiz kaldı. Adminsiz Limbo'da kaldı. kaldı. Onlar şey arıyorlardı. Ya bir hani hmm. official hani ücretine icabında verelim. Bize kurumsal bir destek sağlansın diyorlardı. Ne yaptılar da bilmiyorum. Onun dışında ben 10 küsür yılda bir support diye bir şey görmedim. İşte yani değişik bir çağa giriyoruz işte. Evet. Ayda 500, sen şimdi ayda in, ödediğin internet parasına isyan ediyorsun. İşte ya. Spotify, Netflix gibi hizmetlere ödediğin paralara isyan ediyorsun. Toplamda bir yekün tutuyorlar şimdi. Çok. <laughs> Fakat kenardan ejderha başını kaldırıyor. Evet. Onay parası. Bu böyle kalmayacak. Tabii tabii. Şimdi opsiyonel onay parası. Yani gün o login parası, login olacak. parası olacak. İlginç bir şey ama bir yandan da sosyal ağlar e, Biraz önce konuştuğumuz gibi kimsenin ne ekmeği ne bir başka birileri dışında çoğu insanın ne ekmeği ne suyu. Tabii. Birilerinin ekmeği suyu o başka. Aile, onlar verirler 500'ü. Canlarım sizin <laughs> için mavi tık getirdim. Onlar verirler şeyi ama şey e... sokaktaki adam için değil. Şeyi unutmamak lazım Murat hani WhatsApp deli kullanılıyor, Facebook kullanılıyor. Deli demedim. Hı -hı. Twitter deli kullanılıyor hepsi bedava olduğu için. Evet. Bakalım paralı olduğunda o kadar kullanılacak mı? Hı hı. Çünkü bir sürü kişi aman abi bakmadan duramıyorum modunda ama bir sürü kişi de onu 5 lira yap. Tamam abi bıraktım. Evet. Der geçer. Unutu bir gün sonra unutur. Öyle. 5 lira yap. Çok değil, 50 değil. 5 lira yap. Bu her şeyde böyledir. Hı hı. Kullandığın e, Doğru. bedava her şeye bunu yayabilirsin. Doğru. Bakalım beraber izleyeceğiz. Evet bu değişimi. Spotify'a AI DJ özelliği gelmiş. Bu ilginç bir özellik çünkü hakikaten DJ var. <laughs> konuşuyor. Ya esasen şu demin konuştuğumuz radyo ya da hmm. Discover Weekly falan onu yapıyor ama arada da bir sunucu var. Hani sunucu var. radyoda olduğu gibi şey o AI sunucu. Şey falan diyor. sen seversin bu tarzı falan diye böyle konuşuyor. Evet. <laughs> Tabii orada ben şeyi düşündüm Murat. Ben onu istemediğim için Spotify'dayım be kardeşim. Ha, başka bir konuda. Arada çünkü şey hani tamam bu hani hani nasıl o demin konuştuğumuz radyo listesini oluşturuyorsa öyle oluşturacak. Senin istediğin esasen istediğin müzikler çalacak. Evet. Ama arada zevzeklik yapacak. Ben de onun tabii orada ayarı olacak. On off. Ben yani off yapacağım abi istemiyorum abi. ben yorum yapılmasını. Bak insanlığın yalnızlığını küçümseme. Bizim şu videoluyu sadece ses olsun diye izleyen var. Ondan memnun oluyor. Sen konuşuyorsun arkada ya, anlatıyorsun. Evet. Selam olsun. Ee, Yok işte ben diyor yalnız başıma çalışıyordum arkada sizi açıyorum. Benim diyor eğlencem bu. Uyuyorum arkada diyor. evet. Ya, i̇ş kaldı. Twitch'i işte açıyor. Birisi yayıncısı sevdiği yayıncı. 6 saat konuşuyor Şeyi anlamıyorsun ya 6 saat niye yayın yapıyor bu adam diyorsun. Var çünkü izliyor e, var adam. Var şimdi o Gittikçe artan bir şey. Evet. İşte bu da Gittikçe biraz ona artan bir şey. insan sesi. Hepimiz ben mesela ben evde televizyonu açardım. Hı. Hani izlemezdim ama açardım çalışırken ses aynı şekilde ses olsun diye. Hulki Cevizoğlu'nu açıyorduk o zamanlar sabah kadar konuşuyorlardı şimdi, şimdi, galiba. Var, var tabii. Ama hiç yani bakma. Ee, sabah kadar. O çünkü sabaha kadardı. Hı. O ses olsun diye açıyorduk ya baktığımızdan değil. Şimdi uykun kaçar. <laughs> şimdi Spotify'ın DJ'yi. Ya burada şeye asıl daha çok ihtiyaç var. İhtiyaç var dedim. geliyor bu. Şimdi bu konuşan eden teknolojilerin bir ürün haline gelip şimdi Alexa var Siri var falan da bunlar hep soruyorsun cevaplıyor. Evet. Hiç o sana sormuyor. Sormuyor. Ya da bir muhabbet açmıyor. Hep Açma. sen zorluyorsun. Yok şarkı söyle yok şaka yap maka yap bu ne ya bir zorla şey gibi huysuz, sevgili gibi şunu yap, bunu yap, sen istiyorsun? Cevap veriyor. Bunun şeyi gelecek. Ürünü gelecek böyle. Kız arkadaş gelecek, erkek arkadaş tabii, gelecek. Tabii. Ya da düz arkadaş, nasıl istiyorsan. Şey gelecek, böyle evde. Belki hani şey olacak, hologram gibi bir şey olacak. Belki ekranda olacak. Belki şey gibi karakter olacak bu böyle hani sevimli, karikatür karakter olacak. Belki gerçekçi olacak. Falan. Çünkü Hazır. Evet, evet Hazır. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı hazır. O zaman işte birazcık neydi? Hör müydü film? He o. He. Tam onu O tatlı bir şeylere çok az kaldı. Evet. Orada da sorun şu. Sıkıntılı şahıslara çok eziyet olacak onlar. Çünkü zaten hani hmm. <laughs> şimdi şeyler var mesela dünyada. Şimdi bir senin normalde şuradan oyuncakçıya gidip aldığın işte yatırınca gözü kapanan falan fatoş bebekler var şeyler var ya da barbiler var. Bir de ultra gerçekçi bebekler var. Tamam. Bir kategori var. Onu çocuğa almıyorsun. Tabii. Onu annesini alıyorsun. Ya da işte anne olmamış bir hanıma alıyorsun ya da kendi alıyor. Hanımlar o bebeklere bazı hanımlar deli sarıyor. Hmm. Deli sarıyor. Çünkü bebek de ona göre yapılmış. Ultra gerçekçi yapılmış. Onun başka türlüsü de var ama e, onu evet, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ben bu şey hani sonra yani tedavi görmesi şey gerekiyor. Evet. Ee, o kurduğu bağla. Ee, hatta bir bir bilim kurgu öyküsünde şey vardı. Öyle bir de şey ekliyorlar onlara. Hani canlıdan oluşturuyorlar onları. Hmm. öyle hayvanlar yapıyorlar. Seninle konuşan. Ha, anneciğim, anneciğim diyen ee, kedi köpek yapıyorlar. Bir süre sonra yasaklanması gerekiyor. Çünkü kafayı yiyor bazı insanlar. Bunu da göreceğiz. Evet. Bunu da göreceğiz. Ne olacak? Çıkacak. Sonra bir de yok bilmem insanlar çok sarıyor. yasak Yasaklayalım. Yasaklanacak. Korsanı çıkacak. Hmm. <laughs> Underground bilmem ne şeyi çıkacak. İşte abi seninkine şey yükleyelim biz. Scarlett Johansson yükleyelim senin hmm. e şeye. Evet. PlayStation'e 3 şey PlayStation 3'e oyun atıyorlar ya yazıcı olduğunu He. atlatında onun gibi senin şeyi sanal işte asist sevgili tabletini yolla. İşte Angelina Jolie yüklensin. Hmm. Onu kimse istemez gerçi de. Hmm. Eski halini. Eski halini. Eski halini falan gibi. Göreceğiz bunları da. Evet. Bir bizden bir haber. Koç Holding batarya öcesi üretimi için Ford ve LG ile anlaşmış. Herhalde şey için bunu üretecekler. Elektrikli ee, araçlar için herhalde. TOG için mi üretecekler? TOG'unkini gerçi Vestel hmm. elektrik işlerine bakıyor. Kendi tabii araçları için yapacaklar. <laughs> tabii koç da araba üreticisi. Hmm. Onlar da galiba kendileri hani kendi elektrikli araçlarıyla. Herhalde. En azından şunu düşünmüş olabilirler. Ya nereye kadar eninde sonunda üreteceğiz? Yani. yani şu anda hazır olmasalar Zaten bile. Zaten bak 2026'da başlayacak üretime. Heh. Eninde sonunda üreteceğiz deyip. ...şimdiden sıkışmışlar. Evet. LG, bu konularda LG... ...evet Öyle. çok büyük. de hacklenmiş... ...ama bayağı bir uzun süredir hackleniyormuş meğerse. 3 sene. Evet, <laughs> haberleri aslında varmış da. Bu ee, rezillik yani. Bu... Felaket. Çünkü birkaç sene, bir iki sene içinde üçüncü mü ne diyorlar ya. Go dedi hack haberi bu ki doğru. Ve tek dev bir olay deniyor hani aslında. Ya adamlar diyor ki 3 sene adamlar go içine girip çıkmış her şeyi, her şeyi çalmışlar. Valla bu last pass olayı gibi go dediden Kaçın. göçüş hani hmm. bundan sonra bitmiştir bu şeyi durumu. Bu zaten şey bir firma. Böyle güvenlik konularında sabıkalı, tabii, tabii. gevşek. 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 Şeyi kötü, hani ben geçmişte bunlardan hizmet aldım. Adamların hizmet prosedürü bir şey. Hani öyle ki Murat şey destekle konuşuyorsun hani resmi telefonun ucunda. Ya senin telefonuna şifre geliyor. Adam diyor ki o telefonuna gelen şifreyi bana ver diyor. Ne alıyoruz lan? Böyle bir şey yok. Bu dolandırıcıların yaptığı şey telefona gelen şifreyi bana ver. E, bu Zaten bu firmada bir eğretilik var. Var var. Bu bahane oldu. ...herkes şeyini toplasın. Burada kötü olan toplasın. şey şu... ...şimdi bazıları sadece alan adını almış ama bazıları da tabii oraya... ...hizmet alıyor. Hizmet, hosting falan. <laughs> tabii, hizmet o, alıyor. O daha tehlikeli. Hizmet alıyor. Valla Murat bu, bu sabıkalı bir firma. Hemen kaçın. Ee, ya bir yandan da şey söyleyeyim hangisi iyi? Bu Ben Google'a kaçtım. Domain firmaları... ...genel olarak şey... ...bir böyle... ...uydurukluk var bunlarda güvenlik kısmında... Ne yapacaksınız bilmiyorum. A, hangisine giderseniz gidin, kurumsal büyük bir firmaya gidin. Geçmişte şeyleri gördük çünkü neydi? Bimdem ne fly? Hmm. Kapandı firma yok oldu. yok oldu. Firma kapandı, insanların domaini o firmaya bağlı kaldı ve firma yok falan filan. Ne flydı ya? Bimdem ne fly? Süper fly mıydı? Domain Bortum fly şimdi. mıydı? Sinek zaten ona <laughs> niye hizmet alıyorsun ki herifin logosunda kara sinek var. Sen oradan sinek alıyorsun şey. <laughs> Hizmet alıyorsun, sonra diyorsun ki firma kapandı. Abi sinek leşlerin üzerine sinek konmuş zaten daha ne bekliyordun? Hepsini evet. yaşadık abiciğim. Ben domain işini, network solutions'a fax çekerek yaptığım <laughs> zaman da ben o, ben o kadar deneyeyim ki onun gazisiyim ki o işin işin. Evet, ee, bak bu aradım ama bulamadım o arada. Snei izleyiciler bulur atar yorumu. Bilmem ne fly'dı ya. Sineyi hatırlıyorum. Domain fly mıydı? Ne fly'dı? Hosting fly mıydı? Neydi bilmiyorum. Evet. Hackerlar ele geçirdikleri Türk kredi kartlarını satıyorlar iddiası. Yine gündemdeymiş. Bu Twitter'da olan bir şey. Ben buna bir web sitesinden şey bulamadım. Bir kaynak bulamadım. Bu Twitter'da gündeme geldi. Yabancılar tarafından gündeme geldi. Sonra Türkiye'ye de işte bizleri de takladı falan her gören. Türkiye gündemine öyle geçti. Birileri diyor ki biz hani underground yeraltı mecralarında birileri diyor ki biz yine bu, bir kredi kartı işleyen firma. Hı hı. Hani aracı olan firma çünkü bugün sen işte filanca firmadan kitap aldığında genelde onu bir aracı ya da işte tekno seyirden anahtarlık hı hı. aldığında bizim elimize para yok. değmiyor. Kredi kartı da bize değmiyor. Hiçbir şey yok. Onun bir firması var. O işlemi yapıyor. Hı, hı. <laughs> e Böyle diyor bir aracı firmayı biz patlattık İşte milyonlarca Türkiye'den kredi kartı sahibi bilgisi son kullanma tarihi her şeyle var diyor ve müşteri arıyoruz Hani arıyorlar bunlar Evet online mecralarda Ama Murat bu kadar hani veri bu kadar Şimdi şu da var biliyorsun bunlar sonuçta burada suçlularla muhatap oluyorsun Bu adam doğru mu söylüyor evet. Çok fazla şey dönüyor bu eski veri bu yemek sepeti bitmek bilmeyen şeyinde de olay oydu aslında. Eski veri. Evet. Bir olay yaşanmış. Doğru. <laughs> Ama 6 ayda bir aynı veriyi satmaya çalışıyor. Hı -hı. Falan. Bilemeyeceksin. Çünkü dediğim gibi suçlularla muhatap oluyorsun. da Hani şey. Tek yapabileceğin bilmem kaç bin dolar verip bu paketi almak. Hı -hı. E O da hani bizim işimiz e, değil. Yani, onun, onun da uzmanları var, var. Profesyonelleri var. Bizim işimiz değil. Şu an için bu burada kaldı. Türkiye'nin gündemi zaten çok yoğun ve karışık. Bu Twitter'da kaldı benim gördüğüm kadarıyla. Evet, şeyini evet. bilmiyoruz. Doğrusunu, yanlışını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Windows'ta da bir açık bulmuşlar. Yine e, tahmin edeceğiniz üzere işte ele, ele geçirmek üzerine bunun özelliği sunucu şeymiş kısmında. sunucu kısmında. E, çok e, kendini çok iyi gizliyormuş bu. O yüzden biraz uzun sürmüş bunun bulunması. Ya hataları da saklayan bir bakır evet. varmış. İşte yönetici sonra baksın da herkes niye şu hatayı alıyor görsün diye hataların querylerini, sorgularını saklayan bir sistem varmış. Çok az uzmanın bildiği şey bildiği onu patlatmışlar. Ondan şifreleri alabildiklerini bulmuşlar, yüzün evet. emirler alabildiklerini bulmuşlar. Sunucu da bu. İnsanların evlerindeki bilgisayara yapacakları bir şey değil. Güncelleme değil. Deniyor ki ama şey, hani <laughs> önce bu uygulanabilmesi için bir öncesinden de bir hacklenmesi lazım o sunucunun deniyor. İçeriye bir giriş evet, lazımmış. Evet. Ama işte her hafta hmm. birçok güvenlik açığı böyle gündeme geliyor. Bilim Kurgu Edebiyatı dergisi Clark's World gönderilen chat GPT kaynaklı öykülerden dolayı öykü alımını durdurmuş. Hadi bakalım. Evet bu öykü dergisi Clark'ta işte Arthur C. Clark'dan geliyor Clark's hmm. World. Tabii Okuyucudan gelen öyküler çok önemli bir kaynak Tabii. onlar için önemli bir işlerinin bir parçası. O kadar fazla şey gelmeye başlamış ki chat GPT'ye bilmem ne yazdırılmış öykü. <laughs> Daha sonra hani gerçi aslında belki de iyiyse şey yapmak lazım ama yani, hani sonra evet. bu dalgalı deniz maraz doğar diye herhalde kapamışlar. Zaten hani öyle bir şeyleri varmış. Hani biz yapay şeyle oluşturulmuş öykü istemiyoruz falan diye bir maddeleri varmış. En azından bu sular durulana kadar ne şeyler anlaşılana kadar net şekilde chat şey olanı yok gerçek organik olanı öykü alımını durdurmuşlar. Şey tabii hemen şey tartışmaları patlamış. işte bitti. Yaratıcılık, yazarlık bitti falan. Yok demişler o kadar da değil. Sonuçta hani bir şey bitmedi insanın yaratıcılığı, edebiyatı şey bitmedi ama hani şu anda böyle bir kriz var. Bir süre için durdurduk demişler. Evet. İlginç bir mesele. Her hafta yapay zekanın başka bir etkisini görüyorsun, şeyini görüyorsun. yansı bazen olumlu, bazen olumsuz. Yansımasını görüyorsun şey çok ilginç. Hız, gelişme hızı. Olumlu ya da olumsuz anlamda balonun şişme hızı. Evet. Çok şaşırtıcı. Evet bu hafta Türkiye'de konuşulan konulardan bir tanesi de ekşi sözlük engelliydi. Tabi bu konu ekşi sözlük olunca yani onu seven de çok, nefret eden de çok, belki daha çok. Şey, işin özü kaçıyor. Hani siteler kapanmayacaktı. Hani i̇çerik içerik ka kaldırılacaktı. Bütün toptan site tabii kapatmıyorlar da engellerle. Hani e, onu kapandı diye yayınladılar. Engel efektif olarak kapandı. Evet. Evet hani senin dediğin gibi site kapanmayacaktı. Tek şey bazında hani Hı -hı. tek tek içerik gidecekti. Burada yine site kapanma olmuş. E, böyle konuşmamıştık. Böyle konuşmuştuk i̇şte. evet. Böyle konuşmamıştık. Hani orada tabii hani şey görüşü var. Hani devletin görüşü efendim hani o kadar hani tek tek olacak gibi değil. Bütün o kültürü kapatmaya çalışıyorlar. E bu engelleme. E kimseyi engellemeler kimseyi engellemiyor. Ya Hani teknik yönü olan kullanıcılar <laughs> zaten Türkiye kullanıcısı Çok geçmişteki Wikipedia yasak yıllar süren Wikipedia yasaklarından YouTube YouTube'dan. yasaklarından DNS değiştirmenin VPN, VPN. falan profesör olmuş durumda herkes mini network mühendisi. Kesinlikle engelleyemiyorsun Türkiye'deki kullanıcıyı. Hmm. Adamlar biliyor. Herkes baba e, babaanneler, dedeler birbirine DNS değiştirmeyi hmm. anlatıyor, gösteriyor. E, o yüzden hani ne oluyor? Gereksiz yere işte gerilim yaratıyorsun. Şeyi de söyleyebilirsin. Hani e, mağdur yaratıyorsun. Falan filan. Hmm. Bu da e, birkaç gün sonra açılacağını da biliyorsun. Böyle bir e, ham hiç de şu ortamda yani, ihtiyacımız olmayan şu ortamda. bir hamle. Evet. He. He. Birkaç gün açılacaktır. Herhalde, Onların canım, arkasındaki medya desteği kimse de yok. Açılacaktır. Sen kapanırsan sen git. Evet, evet tabii. Sen yani, gittin. aslında evet onu gösteriyor. Biz de çünkü bizde moderasyon uygulamak zorundayız. Bunu anlamayanlar <laughs> var. İşte sebebi bu. Yani öyle bir sansür yasası var ki canı istediği her şeyi yapabilirler. Ya şöyle bir tabi tabii kendileri de açıklama yapmışlar. Diyorlar ki ya işte biz hani moderatörün var şeyin var ama işte deprem oldu bilmem ne büyük olayda çığ gibi şey geliyor. İçerik, İçerik 10 katına 100 tabii. katına çıkıyor. Moderatör de yetişmiyor çünkü şey de yapamazsın. Aynı elektrik şebekesini en yoğun saate göre tasarlayamadığım gibi orada da hani en kötü duruma göre bin tane moderatör koyalım. Ama otursunlar hani bir olay olmadı şey olmadı işsiz dursunlar onu da yapamıyorsun. E belli bir miktarda istihdam ediyorsun özel bir durum oluyor şey yapacaksın. İşte içerik yığılıyor moderatörler boğuluyor altında. Hmm. E şey yapsan özel bir durum oldu komple yorumu kapatayım. E o zaman da seni öldürecekler. Aynı şey. Bunu bilmeyen kişi yorumu kapattılar. Sus tuttular. insan. Öyle olacak. <laughs> Çok zor bir durum bu. Öyle. Dünyada bu yıllar önce işte Amerika bunu şeyle çözmüş. Mecra platform, sorumlu kullanıcının değil. yazdığından sorumlu değil diye çözdü. Ha sonra bunun da bu kadar kolay olmadığını anlayıp geçtiğimiz yıllarda işte Rapid hmm. falan başka örneklerine Megas'ına falan sıkıştırmaya başladılar. Çünkü hani 90'lı yıllarda buldukları bu formül çok güzel bir şeydi, ideal bir şeydi. Ama tabii şeyi gördüler yani işte bir adam bir platform kuruyor diyor ki ben platformu kurdum karışmam içeriye. İçeriye bakıyorsun uyuşturucu pazarı olmuş falan. Hı -hı. Ya böyle de olmuyor diye bir 2000'lerde böyle, böyle de olmuyor diye bir uyanış oldu. Şimdi hem o şeyi kaldıramıyorlar 1992 mi ne o şey Communications License Act mi yani ne bu bahsettiğim Hı -hı. hani mecranın sahibi Sor. sorumlu değildir şeyi Amerika'da olan. Şimdi onu da kaldıramıyorlar bir vuruşta, çevresinden dolanarak onun tam tersini de işletmeye çalışıyorlar. Evet, aynen. <laughs> Biz de tabi izliyoruz. Çünkü bize de yansıyor orada olan her şey. Sen Türkiye'deysen, sunucun Türkiye'deyse şey yap yapamaz ya Herkesin rahatça konuştuğu özgür bir platform yaptım. Bir saat yaşamaz o platform Türkiye'de. Normal, normal. Çünkü şey de var Murat, hani hem de özgürlükten anlaşılanlar da, da farklı bir şey. İşte. Ee, geçmişte gördün farklı, sırf görse, şey yazılı değil görsel platformlarda da falan hani e, şimdi özgür bıraktım dediğin anda e, herkes dolaşıyor, Hı -hı. doluşuyor ve şey çok büyük bir kültür. Ee, zamanında Tumblr'ın falan hayal ettiği ama gerçekleştiremediği işte ben bir ortam şey yapacağım herkes her şeyi koyacak. Ama hani herkes istediğine bakacak, karşılaşmayacak, kar çakışmayacaklar falan. Bu bir ideal. Evet. İnsanoğlu o seviyede değil. <laughs> seviyede değil. E, olmuyor. Gerçekten sorun çıkıyor. Özellikle şeyde çok sorun çıkıyor. Hani e, şey işte istemediğin bir şey görüyorsun. Hani görme. Ya yani görme, geç. E, bu bir e biraz daha bir pişmek Tabii. gerektiriyor. Bir yandan ama şey de var. Mesela senin de benim özgürlük anlayışımız farklı olabilir ama devlet, devletin de bir özgürlük anlayışı olunca sıkıntı çıkıyor. <laughs> o hepsinden çıkıyor. farklı. Çünkü o hepimizin üstüne o yazıyor. O hepsinden farklı. O herkesi kapsamaya çalışıyor. Ya da işte idealde öyle Hı -hı. falan filan. Ee, ya yani sorunlar oluyor işte. Evet. Öyle kapıları çok açtım diyorsun. Şey olayı çıkıyor. Şimdi tamam. İşte Tumblr'da her görsel diyelim bir tık uzaklıkta Instagram'da ya da öyle bir tık uzaklıkta sen kedi kedi fotoğraflarına bak sadece hmm. ben güzel kızlara bakayım tamam çakış tamam bu hani 40 küsur yaşında insanlar için çok dert değil fakat şöyle bir şey oluyor bunu açık bir platform yapmışsın. Çocuk geliyor. Hmm. Çocuk Mickey Mouse'la Donald Duck'ın fotoğrafını bulacağım diye geliyor. Başka bir Mickey <laughs> Mickey film çıkıyor ona. Bu bir sıkıntı, bu evet, da bir sıkıntı. Doğru. Ee, yan, suçu yok, yanlışlıkla çıkıyor. Hani ya da fake var ayrıca. O ayrı bir sorun, bir kanser. Ee, zor. Yani bu bir yandan internetin ifade özgürlüğü boyutunu, anonimlik boyutunu, e, gizlilik boyutunu koruyup. Bir yandan da işte masumları da korumak falan. E diğer yandan tabii şu da var. Şimdi her özgür platform şey verdiğinde, olanak verdiğinde işte porno geliyor, şiddet geliyor, uyuşturucu satmaya çalışan Hı -hı. geliyor, yalan geliyor, hakaret geliyor, iftira geliyor, başkasının yerine konuşmak, kimlik hırsızlığı geliyor. Arada bir sürü masum da güme gidiyor. Evet. Hepsini düşünmen lazım. Bunu daha dünyada da çözülmedi. Hmm. Hani çözülmedi. Öyle. Ya kuralsızlık diye bir şey yok ama en azından şu var. Benim platformda kurallar budur dersin. Adam beğenmez, gider. Ama devlet ne düşünüyor? Sen yani şu an devletin korkusuyla herkes öyle acaba işte bizi götürürler mi korkusuyla iş yapmaya tabii çalışıyorsun ki, Senin kurallarında bir önemi kalmıyor tabii o noktadan Ki. Sonra. Tabii ki. Tabii ki. Her platformun kendi yolunu çizmesi aslında en ideali. Ya şeyi tabi yap, yapamıyorsun. Benim platformumun kuralları bu diyeceksin. Hı hı. Sonra da kapıyı kapayacaksın. Ha evet. kapamıyorsun kapamıyorlar Ya kapanarak olmuyor. İnternette hı hı. servisler, şeyler, işte kapalı kapı elit bir topluluğuz falan işlemiyor öyle. Evet. En fazla bunu geç, bunu 20 yılda bin kere denendiğini ben gördüm. Hı hı. Hani. <laughs> çeşitli konularda i̇ster, ister hobi ister kültür aman kapalı grubuz dışarıya açık bir çürüyor ve ölüyor bunlar hı -hı. yaşamıyor taze kan lazım çünkü dışarıya açı dışarıdan görülmesi lazım o zaman da işte senin o benim kuralların böyle kimse takmıyor çünkü diyor ki adam geliyor görüyor onu hı -hı. görüyor e, sonra da seni öldürmeye çalışıyor hı, -hı. İşte o yüzden e, hep şeyli hani şunu istiyorum ama bu da var falan gibi her tezin antitezi var. Çok büyük muamma. Öyle, öyle. Oyun dünyasına geçelim. Microsoft'un şu Activision Blizzard davasıyla ilgili pek haber gelmiyordu. Şimdi şey gitmiş. Onlar büyük Brüksel'e gitmişlerdi, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Orada komisyon, Avrupa komisyonuna bir sunum yaptılar. Sonra da basın açıklaması yaptılar. Onlar şeyden çok umutlular. Bir defa bu işin lehlerine döneceğinden. Çünkü bir hamle yaptılar. Nintendo ve Nvidia ile görüşüyorlar şu anda. Evet. Ve onlara da işte ne şey toplamak, dost toplamak. Bakın işte biz Call of Duty'yi bakın ne kadar milyonlara açıyoruz. Biz kapatacak olsa böyle mi yaparız? Nintendo'yla 10 yıllık mı ne An Hı -hı. imza attılar hani şey Nintendo'ya Call of Duty'ler gelecek diye. Evet. Nvidia'ya PC'de olan Xbox oyunları GeForce Nova gelecek diye Hı -hı. imza attılar. Yani kendilerine yandaş evet. destek toplayıp sektörde de sempatiyi arttırmak, desteği arttırmak Bir yandan da şey yapıyor, PlayStation'ın asıl tekel olduğunu evet. vurgulayan evet. açıklamalar yapıyorlar. Bir oyunun hakimi bu adamlar deniyor. Hani. Evet. Ee, birisi şey demiş işte, şey sormuş, yani, Call of Duty ise sorun bunu ayırın, siz Blizzard'ı alın, Call of Duty'yi ayrıca birilerine satın. Evet. Ama Microsoft onunla da şey diyor, yani böyle olmaz diyor, yani Activision Blizzard onunla da... Hani Öyle parasını verip diyor. alıyorsun daha ne hani, hani yani. şeyde adam da ne hani o kadar para verecek. En güzel, en tatlı şeyi. Pastanın üzerindeki o tek şeyi, Hı -hı. kirazı diyorsun. Onu alma. O olmasın. Ee, olmaz. Adam o yüzden alıyor bunu. Hani. <laughs> evet. Yani Microsoft da istediğini elde edemedi. Sony de tam hani konu kapanmadı. Sony Yo. de rahatlayamadı. Karşılıklı mücadele sürüyor. Evet. Yıl mı oldu, ne oldu? Yılı geçti herhalde. Call of Duty'de devam ediyor işte. Bir, bir yandan. yandan da çıkıyor evet. Evet. Bir sonraki oyun da modern zamanlarda geçecekmiş söylenene göre. Yani ileri ya da geri gitmeyecekmiş. Hikayeyi devam evet. ettirecekler gibi gözüküyor. Eee Company of Heroes 3 çıktı. O da çok güzel oyundur. Biri hepimiz herhalde bir oynamışızdır. Harika bir oyundu. İki o kadar şey i̇ki getirmedi. İki sonradan toparladı ama biz bırakmıştık artık görmedik hani ikinin son durumunu. <laughs> Bir kadar e, etki yaratmadı. İkiye çok mikro gelmişti gitmişti evet. eski ilkinde olmayan kadar. Üçü bilmiyorum açıkçası 800 lira şu anki Üç fiyatı. daha yeni çıktı. Evet. E, Relic Entertainment olması lazım. Bu adamlar da bu strateji. ...nin ustası oldular. Hı. Çünkü bunlar... Belli bir tarzı var oyunda. Dawn of War da onların zannedersem. Dawn of War da ilk oyunu, ikinci oyunu çok başarılı. Üçte battı. Evet. Ee, bu adamlar esasen hep aynı şeyi yapıyor. Hep aynı şeyi yapıyor. Farklı şekillerde de olsa aynı şeyi yapıyorlar Hı. ve iyi yapıyorlar. Bu şey tabii yine klasik RTS gibi üst basma var ama... ...mesela bir seferde beş adam çıkıyor. İşte onun mikro management'ını evet, yapacaksın. Evet. Ve şeydir bir yeri tut, alıp tutma aslında üstünedir. Hani bölgeler vardır haritada. Sen onları geliştirirsin ve o bölgeler sana bir takım kaynaklar kazandırır. En son rakibini boğarak Her öldürürsün. Her şey güzeldir. Company of Heroes'da şeyler, silahlar gerçek Tabii. silahlardır. Senaryolar, gerçek yerler hani Hı -hı. yaşanmış bazı muharebelerin evet. simülasyonu taklidi falan gibi şeyler. Önemli bir oyun. Evet. Üçüncüsü çıktı. Evet. Bir de türü sevenlere, türü sevenlere tavsiye ederiz. Evet. <laughs> evet. Atomic Heart çıktı. O da konuşuldu. Şimdi o bu bu beklenen bir oyun hmm. e, Atomic Heart sonunda çıktı. E, öyle mi çıktı ki bilmem kaç cepheden tartışması var. Şimdi bir bu oyun Rus yapımı. Evet. Dolayısıyla zaten bu oyun çıkmadan haftalar önce YouTube'da Ukraynalılar ve hani duyarlı diyeyim tırnak hmm. içinde yayıncılar şeye başladı. Bu oyun Rus oyunu diye negatif propagandaya başladılar. Hani Rus almayın hani Ruslara gidiyor paranız diye. Şeyde Ukrayna'da Steam'e mitime steam şey demiş bunu benim ülkemde satmayın demiş zaten ülkesi. Ee, bir kere böyle bir, bir tartışma böyle gidiyor. Başka bir tartışma oyunun içeriğiyle alakalı. Diyor ki ya bu oyunda bu oyunda bir Rusya var. Sovyetler Birliği var. Hani çökmemiş bir Sovyetler Birliği. Teknolojide ileri gitmiş falan. Vadif e, senaryosu. Alternatif tarih. Kimisi ona darılmış. Hmm. İşte çünkü burada hani oyunda gösteriyorlar. Youtube'da bir sürü videosu var. işte Biz tabi bakıyoruz Rusça bilmiyoruz. Rusça işte efendim işçilerin zaferi falan bir şeyler yazıyormuş. Kimisi ona içlenmiş. Oradan yükleniyor. Hmm. İşte Sovyetleri övüyorlar falan diye yükleniyor. Kimisi şeye yükleniyor. İşte burada robotlar var. işte kadın robotlar var. Ona kimisi şey yapmış o çok seksiymiş bilmem neymiş. Kadınları köle gösteriyormuş falan. Kimisi oradan içlenmiş. Kimisi bu oyun teknoloji şovu yapan bir oyunda. Oyun çıktı Ray Tracing yok PC'de. E kimisi ona kızmış. Oyuna herkes bir yerden vuruyor. Biz daha görmedik. Ben daha görmedim. Çok umudum yok. Hı <laughs> hı. Çünkü şimdiye kadar Ruslardan hiç öyle bir bizim aklımızı uçuran bir şey görmedik uçuş simülasyonları dışında. Ee, burada da bazı görsel tasarımda şeyde oyun tarzında bazı Rusluklar göreceğimi tahmin ediyorum ama oyunu da merak ediyorum. Hmm. Biz daha görmedik. Evet. Şey çok ilginç ama şu anda oyunun 3 4 cepheden ateş altında olması ilginç geliyor bana. Evet. Forza Horizon 5 için de ikinci genişleme paketi geliyor. Evet Rally Adventure diye bir paket duyurdular. Şey değil herkesin korktuğu Lego değil. <laughs> Hot Wheels zaten yapmışlardı ama Lego değil çünkü kimse hani ne olursa olsun Lego olmasındı. Oyuncu dünyasının şeyi talebi. <laughs> Lego değil Rally Adventure diye oyunun kuzey dağlar var kuzey <laughs> tarafında geçecek bir paketmiş. Onun da birlikte arabalar falan da olacakmış. Mart sonunda mı ne çıkıyor? İyi oynarız. O var bizde. Valve Dota 2 hilecilerini suza düşürüp yakalamış, 40 bin hesap yazaklanmış. Evet, önce önce Dota'da bir açık bulmuşlar. Hilecilerin yayınlan yararlandığı bunu kapamışlar ama bir yandan da o var olan açığa da bir tuzak hani oraya bağlanıp da onu kullanmaya çalışanları belirleyen bir tuzak yerleştirmişler. Hı, hı. pot deniyor oraya şeyi düşürsün tuzağa diye şeyler. Sinekleri yakalamak için bir tatlı koyuyorlar bir kaba bütün sinekler içine düşüyor. O hesap 40 bin hesap yakalamışlar ve banlamışlar. İlginç. İlginç. Evet. İlginç. Bu de şey var biliyorsun, Shadow Ban denen bir şey var. hilecileri birbirleriyle oynatıyorsun, hiç yasaklamıyorsun. Öyle bir şey var aslında evet, zararsız, öyle öyle sistemler var. Şey tartışılır, hani e, oyunda bir açık varsa bunu kullanmak, hani yasak mıdır, ban... Ya burada birazcık kuralları hani Val koyuyor, hani ben hmm. böyle karar verdim, ben banlayacağım diyor. Ya e ama kardeşim hani siz de açığı tam açığı açık olmasaydı hani bir açık yapmışsınız, herkes oraya doluşmuş. Hı hı. Enteresan bir şey durum. 40 bin hesap banlanmış. Evet. Yani şeyi düşün ama burada dota'nın büyük dota 2'nin büyüklüğünü de düşün. 40 bin tane hileciyi yakalıyorsun. Ya. Kaç tane hile yapmayan var? Ya. Ki kaç yıllık oyun ve evet. biraz şeyden de düşmüş bir oyun. Hani yıldız olduğu en yukarıda olduğu dönemden bence düşmüş bir oyun ama hala dev dev üstü dev yani. Hı. Evet. Evet bununla beraber gündemin son haberiydi. <laughs> Sonlandırmış Ses gitmeye olduk. Başladı, iyi oldu son şey bitti. Ona göre ayarladım denk da. Evet, iyi, Sağ olasın. <laughs> evet, peki e, bunu yine podcast'i olacak. Katılanlar olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Destekleriniz için. Evet. Linkleri merak edenler teknosayir.com'dan bulsunlar ve yayınlarımız devam edecek pazartesiden itibaren yine klasik gündemlerimiz olacak. Araya tabii ki inceleme videolarımız da girecek. Evet. Görüşmek üzere diyoruz. Herkese teşekkürler. Sağlıklı günler, görüşmek üzere. Itopia.com <laughs> sundu. Tekno Sehir sunucu sponsoru DGN Teknoloji